Herkese yeniden merhabalar. Işık çok dengesiz şu anda. O yüzden ani parlamalarım olursa kusura bakmayın. Önce bunu söyleyeyim. Bugün sizlere Aralık ayında okuduklarımı çekiyorum. Yaşasın. Bayağı beklettim bu videoyu çünkü 18 kitap okudum ve 18 kitap okumayı anlatmak birazcık benim gözümde büyüdü. Nedense bu ay beni bayağı ürküttü bu anlatma konuları. Ama bir yerden başlayarak hemen anlatmaya başlıyorum. İlk önce Aralık'ın başında Kızıl Yükseliş okuma maratonu yaptık. Ama ben maratona uymayarak sadece iki tane kitabını okudum serinin. Çünkü benim için çok savaş. Yani güzel bir seri, evet hoş, okuması keyifli ama ben biraz daha duygusal sahne ve biraz daha replik, yani konuşma seven bir insanım. Bu kadar çok savaş olunca üst üste beni birazcık bayıyor. O yüzden sadece iki kitabını okudum. Benim için Kızıl Yükseliş 5 puan, Altınoğlu 4,5 puanlık bir kitap oldu. Aslında buna da 5 puan vermiştim ama fikrimi değiştirdim. Aslında 4 bile verebilirdim yani. Çünkü gerçekten benim için çok savaştı. Yani ben bu kadar çok savaş okuyamıyorum. Ama genel olarak güzel bir seriydi. Distopya seviyorsanız eğer önerebileceğim bir seri. Kısaca konudan bahsedeyim. İnsanlar işte renklere göre ayrılmış durumda ve biz Darrow'un hikayesini okuyoruz. Bir kızıl olan. Kızıl da toplumun en alt basamağı. O yüzden şu an spoiler vermeden bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir dakika. Ve Darrow'un başına bir şey geliyor ve bu birazcık bir değişime uğruyor. Anlatamadım. Anlatmayacağım konusunu. Çünkü şu an çok spoiler verebilirmiş gibi hissettim kendimi seri hakkında. Anlatmıyorum. Bence distopya seviyorsanız ve savaş seviyorsanız mutlaka okumanız gereken bir seri. Videoya çok berbat başladım. Kusura bakmayın. Ama ne bilmiyorum. Kitapla alakalı güzel anılarım yok. O yüzden anlatamıyorum. İkinci kitabım Bana Sadece Anılarımızı Bıraktın. Adam Silver'a benim çok sevdiğim bir yazar. Az biraz mutlu kitabına bayılıyorum. Çok seviyorum. Fakat bu kitap benim için birazcık hayal kırıklığı oldu. Kitabın ilk... Kitap kaç sayfaydı? 300 sayfa. İlk 200 sayfasını falan beğendim. Güzel gidiyordu, hoş gidiyordu. Bir sürü yerin altını çizdim falan filan. Ama sonra son 100 sayfada hiç hoşuma gitmeyecek şeyler olduğu için kitapta sevdiğim kitapların arasına girmedi. Ne yazık ki. Kısaca konudan bahsediyorum. Griffin adlı bir oğlumuz var. Erkek arkadaşı ondan ayrılıp üniversiteye gidiyor ve orada başka bir sevgili buluyor kendine. Fakat Griffin onu beklemeye devam ediyor. Ta ki ölüm haberi gelene kadar. Kitabımız Theo'nun cenazesiyle başlıyor ve o cenazede Griffin Theo'nun erkek arkadaşıyla karşılaşıyor ve işte bir Griffin'e Theo'nun anılarını okuyoruz. Bir de Griffin'in cenaze ve sonrasında yaşadıklarını okuyoruz. Böyle bir anı, bir günümüz olarak geçen hoş bir kitaptı. LGBT temalı, isimlerden anlayacağınız üzere. Yani ben sevdim ama sonunu çok beğenmediğim için sevdiğim bir kitap diyemiyorum. Fakat Adam Silver'la tanışmalısınız bence LGBT teması okumayı seviyorsanız veya genel olarak genç yetişkin romantik böyle birazcık da depresif kitaplar okumayı seviyorsanız. Çünkü Adam Silver'a biraz depresif yazan bir insan. Yani beklentimi bulamadım kısacası. Bir sonraki kitabım Dorian Gray'in Portrait'i. Şimdi yine spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Bu kitabı çok sevdim. Hatta ben bunu galiba 2018 favorilerime de ekledim. Şu an emin değilim. Fakat kitabın tamamını okumuş değilim çünkü bu kitap sansürlüymüş. Ben sansürsüz zannediyordum. Gittim bunun sansürsüzünü aldım. Şu an görebilirsem göstereceğim ama uzaktaymış. O yüzden kalkamıyorum. Sansürsüzünü aldım. Onu okuduktan sonra tekrar bir yorum yapmak istiyorum. Ama genel olarak bu kitabı da çok beğendim. Keşke sansürlü olmasaydı. Konumuz Dorian Gray hakkında, yani isimden de anlaşılacağı üzere. Ünlü bir ressama portresini yaptırıyor ve bu ünlü ressamın yanında bir adamla tanışıyor. İsmini hiç hatırlamıyorum ama galiba Lord Henry'di. Sonra bu Lord Henry Dorian'ın kafasına giriyor ve işte yaşlanacağını, her zaman güzel kalmayacağını söylüyor. Dorian da bir dilek tutuyor. Diyor ki keşke ben değil bu tablo yaşlansa ve dileği gerçek oluyor ve biz de Dorian'ın yaşadıklarını ve hayatta nasıl bir yöne gittiğini okuyoruz. Ama dediğim gibi tam olarak okuyamadığım için çok sevdim ama yine de tam olarak bir yorum yapamıyorum çünkü yani tam versiyonu okumam gerekiyor. Neler yaptığını görmem gerekiyor. Bir sonraki kitabım Dünya Üzerinde 8 Gün. Bir dakika, baş karakterimizin adı Matty diye bir oğlumuz var. Babası evden ayrılıyor ve babasının evden ayrıldığı gün arka bahçelerinde bir tane kız buluyor. Ve bu kız diyor ki burada uzay gemimi bekliyorum ve bu kızla 8 günlük bir ilişkiye başlıyorlar diyebilirim. Hem babasının gidişinin sebeplerini araştırırken hem de bu kızın gerçekten uzaylı olup olmadığını, gerçekten uzay gemisini bekleyip beklemediğini araştırıyor ve kıza
kendi yaşadığı küçük kasabayı gezdiriyor. Bence hoş, tatlı bir kitaptı ama yine dediğim gibi böyle harika, mükemmel diyemiyorum. 4 hatta 3.5 puanlık eğlenceli bir kitaptı. Bir oturuşta bitirebileceğiniz, böyle değişik şeyleri seviyorsanız okuyabileceğiniz, şaşırtıcı bir son bekliyorsanız, biraz hüzünlü bir son sevebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi keyif alarak okudum ama böyle çok da aklımda yer edecek, benim için harika, mükemmel bir kitap diyebileceğim bir kitap olmadı. Ama fena değildi. Bir sonraki kitaplarım bu ay yeniden okuduğum, daha doğrusu Aralık'ta yeniden okuduğum Mekanik Prens ve Mekanik Melek. Aşklarım, canlarım, direkt 5. Yani o kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Gerçekten çok sevdiğim kitaplar, aşırı çok sevdiğim kitaplar. Üçüncü kitabı okumaya kıyamadığım için okumadım. Ama bunları çok 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 seviyorum. Konusundan bahsetmek gerekirse 1800'lü yılların İngiltere'sine geçiyor. Ve Tessa adlı bir kızımız var. Kendisi abisinin yanına İngiltere'ye gidiyor Amerika'dan ve bunu kara kardeşler adlı iki tane kadın karşılıyor ve aslında Tessa'nın şekil değiştirme gücünün olduğunu ve bu kara kardeşlerinin de o gücü ortaya çıkarması gerektiğini okuyoruz. Yani Tessa'nın başına gelenler ve Tessa'nın gölge avcıları ailesine katılmasını okuyoruz diyebilirim kısaca. Şimdi yine çok detaya gireceğim. Bugün nedense böyle çok detay veresim var. Kendimi durdurmam gerekiyor. Kısacası eğer gölge avcısı dünyasını seviyorsanız, eğer öncül oyuncakları seviyorsanız mutlaka 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 okumanız gereken bir seri. Ben genel olarak tarihi aşkı da çok seviyorum ve gölge avcılarını da çok seviyorum ve ikisinin birbiriyle buluşması ve içerisindeki o kadar güzel edebiyata göndermeler ve o kadar güzel kitaplar, yazarlardan bahsediliyor ki yani benim için harika bir seri. Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Favorilerim yani. En favori kitaplarımdan biri. Bu arada bu seriyi okumak için bence Ölümcül Oyuncaklar serisinin ilk 3 kitabını okumanız gerekiyor. Direkt bu seriyi okursanız serideki işte kavramlar, işte ilişkiler falan, bazı terimler size yabancı gelecektir diye düşünüyorum. Yani benim açımdan önce Ölümcül Oyuncaklar'ın ilk 3 kitabını okursanız seriyi daha rahat anlarsınız. Hız kesmeden devam ediyorum. Bir sonraki kitabım Koku. Bu da çok sevdiğim, çok beğendiğim bir kitap oldu. Ama kitabın bazı noktalarına biraz koptuğum için favorilerime girdi diyemiyorum. Birkaç sene sonra yeniden okuyup kusura bakmayın, belki o zamanki kafamla daha çok sevebileceğimi düşündüğüm bir kitap oldu. Kısaca konudan bahsediyorum. Jean adlı bir oğlumuz var. Böyle okunmuyor, okunuyor mu okunmuyor mu hiç bilmiyorum. Gerçekten Fransızca telaffuzu beceremiyorum. Ve kendisi istenmeyen bir çocuk olarak doğuyor ve direkt ölüme terk ediliyor. Fakat hayata tutunuyor ve yaşamaya devam ediyor. Fakat hiçbir süt anne bu çocuğu kabul etmiyor. Çünkü çocuk kokmuyor ve dehşet bir koku alma gücüne sahip. Ve biz işte bu mükemmel yetenek ve deha ile birlikte Jean'in hayatını ve işte kendini insanlara kabul ettirme uğraşını okuyoruz diyebilirim. Gerçekten benim için çok detaylı ve çok can alıcı bir kitap oldu. Özellikle sonu çok fenaydı. Sevdiğim kitabı ama dediğim gibi bazı kısımlarla beni birazcık tek düzeliğe uğrattı ve canımı birazcık sıktığı için favorim diyemiyorum ama bence herkesin mutlaka ve mutlaka okuması gereken bir kitap. Çünkü mükemmel bir kurgu, yani gerçekten harika bir kurguydu. Bir sonraki kitabım Virginia Woolf'tan Kendine Ait Bir Oda. Yükte hafif ama anlamda ağır bir kitaptı. Bu kitabı 3 günde okudum. Şu kitabı, şu incecik kitabı. Çünkü gerçekten anlaya anlaya ve yavaş yavaş okudum. Çok fazla yerinin altını çizdim ve gerçekten çok beğendim. Bütün kadınların ve bütün herkesin okuması gerektiğine inandığım bir kitap. Edebiyatta neden kadınların geri planda olduğunu anlatıyor. Kitaptan size bir şey anlatmak istiyorum. Mesela diyor ki neden Shakespeare gibi bir kadın yok ve Shakespeare'in eğer bir kız kardeşi olsa ne durumda olacağını anlatıyor yazar. Shakespeare işte gidip bir tiyatroda oyunculuk yapmaya başladığında ve şiirler yazmaya başladığında ve eğitim alma hakkına sahipken bu sırada kız kardeşinin erken yaşta evlendireceğini, eğer evlenmezse ve kaçarsa da işte erkekler tarafından asla kabul görmeyeceğini ve en sonunda da kendini çok farklı bir hayatta bulacağını anlatıyor. Yani kadınlara o fırsat asla verilmediği için şu an bir kadın Shakespeare'imizin olmadığını anlatıyor. Ve kadınların hiçbir zaman edebiyatta erkeklerle bir tutulmadığından bahsediyor. Mesela Jane Austen eğer fırsat verilmiş olsa mükemmel romanlar yazma kapasitesinde bir kadınken en az 10 kişinin oturduğu bir odada asla yalnız kalamayarak romanlarını yazmış ve sadece aşk romanları yazabilmiş. Yani birazcık edebiyatta kadınlara fırsat tanınılmaması ve hayatta kadınların ikinci plana atılmasıyla alakalı bir kitap. Ve ben gerçekten çok beğendim. Bayağı beğendim. Benim favorilerime girdi bu kitap. Gerçekten harika, efsane bir şeydi. Herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki kitabım George R.R. Martin'den
Buz Ejderhası. Bu zaten kısacık minicik bir kitap. Böyle içi resimli çocuk kitabı gibi ama çok beğendim. Gerçekten böyle bir ejderhaları seviyorsanız mutlaka okumanız gerek. Daha doğrusu alıp çocuklarınıza okuyun çünkü gerçekten hoş ve tatlı bir masaldı. Böyle konusundan bahsetmeyeceğim çünkü zaten çok kısa ve hemen olaylar olup bitiyor ama ben çok beğendim ve baskısı falan mükemmel olmuş. Çocuklarınıza, kardeşlerinize, yeğenlerinize, kuzenlerinize hediye olarak alabileceğiniz bence mükemmel bir kitap. Sadece çocuklara değil, benim gibi yetişkinler de, ejderhaları seven yetişkinler için de harika bir hediye bence. Bir sonraki kitabım Çulhu'nun Çağrısı. İlk defa Lovecraft okudum ve bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çünkü benim hiç beklemediğim sonlara itti kitap. Kitabı ismini veren hikayeyi o kadar çok sevemedim ben nedense. Fakat bir hikaye vardı. Bir dakika ismine bakacağım. Duvardaki Fareler Öf. Ve gece yarısı okudum ben hikayeyi. O kadar fena benim böyle beynimi uçurdu ki çok beğendim. Çok 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 beğendim. Yazarın diğer öykülerini, kitaplarını, neyi var ne yok hepsini okumak istiyorum. Çünkü gerçekten tüylerimi ürpertti hikayeleri. Ama neden bilmiyorum. Ben bu Çulhu'nun Çağrısı'nı sevemedim ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki daha fazla beklentim vardı çünkü herkesin en sevdiği öyküsü olduğu için bilmiyorum. Onu sevemedim ama diğer hikayeleri çok sevdim. Benim için de çok güzel, çok harika bir kitap oldu. Eğer korkmayı, böyle ürpermeyi, gerilmeyi falan seviyorsanız mutlaka ve mutlaka şans vermeniz gereken bir yazar. Sonracığıma bir sonraki kitabım Mürekkep Yürek ve Mürekkep Dünyanın Yarısı. Çünkü bunu da bitirmedim. Çünkü aynı dünyanın içinde olmaktan birazcık sıkıldım. Yakın zamanda okuyup bitirmeyi planlıyorum. Mürekkep Yürek de yine sevdiğim fakat bayılmadığım bir kitap oldu. Belki bundan bir 3-4 sene önce okusam bu kitap benim hayatımın kitabı olabilirdi. Fakat şu an gözüme çok fazla hata çarptı ve beni artık fantastik kitaplarla rahatsız eden birkaç olgu var ve bu kitabın içinde de vardı. O yüzden 4 puanlık bir kitap oldu benim için. Mesela kimsenin hiçbir şey sorgulamaması. Yani bu beni artık çok rahatsız ediyor. Mesela fantastik bir olay var ve bizim dünyamızda geçiyor ve normal bir insana gidip bu fantastik olay başına gelen kişi bunu anlatıyor ve o kişinin bence birazcık sorgulaması lazım bu olayı ve asla sorgulamıyorlar. Bu durum beni birazcık kızdırıyor yani. Yani neden sorgulamıyor, neden körü körüne kabul ediyor bilmiyorum, anlamıyorum. Şu an kameram sanırım içi doluyor, o yüzden biraz daha hızlanıyorum. Kısacası konudan bahsedeyim. Şimdi Mo adlı bir babamız ve onun kızı var, Maggie. Ve Mo'nun bir gücü var. Kitapları sesli okuyarak içinden insanları çıkartabiliyor ve insanları kitaplara sokabiliyor. Ama bunu kontrol etmeyi bilmiyor. Ve Mo'nun peşine eskiden kitaptan çıkartmış olduğu bazı kötü karakterler düşüyor. Ve biz Mo ile Maggie'nin bu maceralarını okuyoruz. Kısacası kitabın konusu bu ama bayağı kalın bir kitap ve bayağı fazla karakter var içinde ve çok olay oluyor. Hiç zaten olaysız hiç geçmiyor. Sürekli bir aksiyon, sürekli bir aksiyon. Gerçekten aralıksız olay oluyor kitabın içerisinde. Bence 13, 14, 15 ve 20'ye kadar yani. Hatta 20'nin üzeri çok sevebilir ama dediğim gibi 20'nin üzeri ve bu tarz fantastik kitap çok fazla okuyan bir insan o kadar zevk almayabilir. Ben yine de çok sevdim kitabı ama dediğim gibi gözüme bazı hatalar çarptı. Ama küçük yaştakilerin mutlaka ve mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Hem içerisinde kitapları sevmeye, okumaya dair çok güzel şeyler var. Hem de sizin için gerçekten çok keyifli olacağına inandığım bir seri benim. 3 kitaplık bir seri. Ben seveceğinizi düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki kitabım Romeo ve Juliet. Her ay bir klasik adlı bir Instagram tour hesabım var ve orada geçen ay bu kitabı okuduk. Ben zaten okumuştum. İkinci defa okuyuşum ve ikinci defa da daha çok sevdim diyebilirim. Gerçekten okuması gereken bir eser. Altı çizilecek çok fazla yer var. Benim sevdiğim, hoşuma gittiğim bir eser oldu. Ama keşke Shakespeare roman yazsaydı ya, bilmiyorum. Roman yazsa ben daha mutlu olurdum. Yani roman okumayı seven bir insan olduğum için. Bir sonraki kitabım Yozlaşmamış Kedi. Bu da Büyünün Rengi yani Disk Dünya serisinin yazarının böyle biraz mizah deneme tarzı bir kitabı. İşte kedilere isim nasıl konulmalı, kediler nasıl beslenmeli, gerçek kedi nedir falan. Eğlenceli, hoş bir kitaptı. Ben böyle bir oturuştu, bir saatte falan oturup bitirdim. Güzeldi ama 3 puanlık bir kitaptı bence. O kadar da böyle ahım şahım, mutlaka alın, çok güzel falan diyemiyorum. Zaten dediğim gibi deneme tarzında birazcık. Bir sonraki kitabım Kağıt Ev. Yine çok kısa bir kitap ve hakkında bilgi çok da veremeyeceğim bir kitap. Ama her kitap severin mutlaka okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten çok keyif aldım. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Çok beğendim. Gerçekten eğer kitap okumayı seviyorsanız bu kitabı mutlaka ve mutlaka alın okuyun. Başka bir şey diyemiyorum. En son 2 tane de çizgi romanım kaldı. Şuraya hemen fotoğrafını koyuyorum. Peyler Ülkesi'nden Nefret Ediyorum. 1 ve 2'yi İngilizce olarak okudum geçen ay.
Ben sevdim ya. 4 puanlıktı yine. 5 puanlık bir çizgi roman değildi ama gerçekten grafikleri, işleri, çizimleri falan her şeyi harikaydı. Genel olarak konuyu da çok beğendim. Bir tane kızımız var. 10 yaşındayken bir dilek diliyor periler ülkesine gitmeyi. Ve dileği gerçekleşiyor. Şak diye periler ülkesinin içine düşüyor. Böyle ağzı burnu yamulmuş bir şekilde. Ve periler ülkesinin kraliçesi ona diyor ki bir tane anahtar var. Eğer bu anahtarı bulabilirsen evine dönebilirsin. Ve bulamıyor. 27 sene geçiyor ve hala o anahtarı arıyor. Ama bu sefer işte ağzı bozuk, işte alkolik, pis bir kız olmuş ama hala 10 yaşında gibi görünüyor falan. Çok eğlenceli bir çizgi roman. Ben sevdim açıkçası. Türkçesi de var diye biliyorum. Çizgi roman okumayı düşünüyorsanız bir göz atabilirsiniz. Benim bu ay okuduklarım bu kadardı. Çok konuştum ve gerçekten nedense bu videoyu çekesim gelmedi bu ay. Ama sonunda başardım. Darısı Ocak ayının başına. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım okuduğum kitapları beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben bu kitabı da okudum ama anlatmayı unutmuşum. Şu an videonun sonunda tekrar çekiyorum. Bağlı Lokma'da yine severek okuduğum, keyif aldığım o ilk 120 sayfasını çok da beğenemediğim için favorilerime girmeyen bir kitap oldu. Benim için kitabın sonuna doğru olaylar başladı ve hareketlendi. Bence asıl konuya çok geç giren bir kitap oldu. O yüzden yine 4-5. Kısaca konudan bahsediyorum. Bu kızın adı neydi? Adını hiç hatırlamıyorum. Bir dakika. Will adlı bir kızımız var ve kendisi birazcık kilolu ama annesi işte eski güzellik kraliçesi ve her sene kasabalarındaki güzellik yarışmasını düzenleyen kadın. Ve Will bu yarışmaya katılmaya karar veriyor. Hikayemiz böyle başlıyor ama bu yarışmaya katılmaya karar vermesi çok geç oluyor. Ama asıl konu bu yani. Konusunu falan okuduğunuzda da bunu görüyorsunuz. Kısacası Willow'un bu yarışmada yaşadıkları, işte etrafındaki insanlarla yaşadıkları, işte klasik gençlik sorunları, kilolu bir kız için hayat nasıl, buna dair şeyler anlatılıyor. Benim için Willow çok özgüvenli görünen fakat aslında pek de özgüvenli olmayan bir kızdı ve ben daha özgüvenli olmasını beklerdim. Bu yüzden de birazcık hayal kırıklığına uğradım açıkçası ama güzel bir kitaptı, hoştu. Filmini daha çok seveceğimi düşündüğüm bir kitaptı açıkçası. Filmden beklentim daha yüksek. Eğer sevgili Netflix Türkiye'ye yükleyebilirse izleyeceğim. Kısacası bu kadardı. Yine sevebileceğiniz bir kitap ama böyle işte hayatımın kitabı olacak, mükemmel bir kitap olacak bir kitap değil. Çerezlik bir kitap. Keyifli okuyabilirsiniz ama o kadar yani. Sonu çok güzeldi ama gerçekten sonu harikaydı bence. Sonunu çok beğendim. Okuduklarım şimdi bu kadardı. Hoşçakalın, görüşürüz.